Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salat ve selamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüş. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şeyin yok mu diye sormuş. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var." diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir." diyerek onu evine gönderdi sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu. Topluluk içinden birisi ben onları bir dirhem karşılığında alırım diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir diye sorunca bir başka sahabi ben iki dirhem veririm diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhem ile de bir keser alıp yanıma gel dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyim diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmı ile elbise, geri karanı ile de ailesine yiyecek satın aldı. 15 gün boyunca muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabenin ekmek parasını kazanmayı başardığını görünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı öğüdü verdi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için kıyamet gününde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. İşte kardeşlerim. Peygamberimiz çalışmanın önemi hakkında bu hadisi her şeye yeter. Efendimiz ona balık vermedi, balık tutmayı öğretti. Peygamberimiz kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlısı bir yemek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut aleyhisselam da kendi elinin emeğini yiyordu buyurdu. Hükümdar olmasına rağmen Davut aleyhisselam. Çalışma hayatımızla ilgili birkaç konuya değinelim kardeşlerim vaktimiz yeter olduğu kadar. Kazancımızın helal olması için yaptığımız işin hakkını vereceğiz. İşçi isek yaptığımız sözleşmede belirtilen çalışma saatleri ve iş disiplinine uyacağız. İşveren isek emeğe, alın terine saygı duyup hakkını vereceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kölelerinize yedirdiğinizden yedirin, giydiğinizden de giydirin buyuruyor o zamanın kölesi şimdiki zamanın işçisi demek. Ticaretimizde dürüst olmak, doğru tartmak, alışverişte aldatmamak, hile, yalana başvurmamak çok önemli kardeşlerim. Ve sabahın erken saatlerini değerlendirmek, iş yerini erken saatte açmak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerinden. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetime bereketli kıl diye dua buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, bizim kazancımız yediğimiz rızkımızdır. Yediğimiz rızkımız, helal kazancımız bizim kanımıza karışıyor. İşte o kanımızla düşünüyoruz. O kanımızla kalbimiz kan pompalıyor. Yani helal kazanç çok önemli ve emeğe saygıda çok önemli. İnşallah yarın görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.